Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Ramazan'ın ilk günü menüsüyle karşınıza geldim. Umarım beğenerek izlersiniz ve sizlere de fikir olur. Zaten o amaçla çektim bu videoları. Sizlere bugün ne pişirsem derdinden kurtarmak amacıyla, fikir amacıyla umarım faydalı videolar olur ve sizler tarafından beğenerek izlenilir. Bu konsepti beğendiyseniz veya eleştirmek isterseniz her türlü yoruma açığım. Yorumlara belirtirseniz fikirlerinizi ben de memnuniyetle okurum. Şimdi geçelim tariflerimize. İnanın çok pratik bir menü hazırladım. Şimdi sıralamasıyla ben mutfağımda nasıl yaptıysam o şekilde montajı da yaptım. İlk önce sebzelerimi haşlamakla başladım. Köftemin sebzeleri. 2 adet havucu küp doğradım. Biraz bezelye buharda haşlıyorum. Daha sonra çorbamı yapmaya geçtim. Kaynar suyun içerisine tuz ilave etmedim. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü yoğurtlu bir mantı çorbası yapacağız. Tuz baştan ilave ederseniz yoğurdunuz kesilir. O yüzden kaynar suya bir kase buzluğumda bulundurduğum mantım vardı. Onu değerlendirdim. Mantılarım haşlandıktan sonra yine derin dondurucudan çıkarttığım bir çay bardağı nohudu ilave ettim. İnanılmaz pratik bir çorba arkadaşlar ve herkes tarafından genelde sevilen bir çorba. Daha sonra sosunu hazırlamakla geçelim. Yaklaşık 3 kepçe kadar yoğurt ekledim. 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı un. Bunları güzelce bir çırpıyoruz ki unlar topaklanmasın içerisinde. Daha sonra kaynamış olan suyumuzdan 2-3 kepçe olacak şekilde sosumuza ilave ediyoruz. Maksat sosumuzu ılık hale getirmek. Direkt soğuk dökerseniz kesilme ihtimali olabilir. O yüzden biraz sıcak suyla ılık hale getirmek önemli. Tekrar karıştırıyoruz. Ve artık çorbama yavaş yavaş ilave edebilirim. İlk etapta hızlandırmadım arkadaşlar. Aynen bu şekilde dökeceğim. Gördüğünüz gibi mantılarım da pişmek üzere artık. Kesinlikle birden dökmeyin sosu. Böyle karıştıra karıştıra dökün. Yavaş yavaş. Daha sonra gerekirse biraz kaynar su ilave edip kıvamını açabilirsiniz. Tekrar kaynamaya alıyorum. Zaten mantılarım pişmişti. Nohutum da önceden haşlandığı için sadece çorbamızın kıvam alması için kaynaması gerekiyor. Yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynattım. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Eğer çok koyu olursa biraz daha kaynar su ilave edebilirsiniz. Çorbam artık hazır sayılır. Şimdi üzerine yakacağım naneyi hazırlıyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve çok az sıvı yağ ekledim. Erimeye alıyorum. Eridikten sonra yaklaşık 1 dolu tatlı kaşığı kadar kuru nane ilave edip onları bir kavuruyorum. Bu esnada artık çorbamı da kenara alıyorum. Pişti çünkü. Ve yine önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Çorbamızı ocaktan aldıktan sonra ilave ediyoruz yağsını ve tuzunu. Kaynar halde dökerseniz yağsını böyle parlak parlak o yeşil yağlı görüntüyü elde edemezsiniz arkadaşlar. Bu da küçük bir püf noktası. Mutlaka ocaktan aldıktan sonra ilave edin yağsını ve tuzunu. Tuzunu da kesilmemesi için sonradan ilave ediyoruz. Bu şekilde damak tadınıza göre tuzunu da ilave edin ve diğer bir püf noktası arkadaşlar. Aslında basit bir çorba ama önemli püf noktaları var. Yoğurtlu çorbalara asla kapağını kapatmayın yoksa kesilme yapar. O şekilde ağzı açık bir şekilde kenarda bekletin. Şimdi geçelim köftemizi yapmaya. Sebzeli rulo köfte yapacağız. İnanılmaz kolay. Kıymalarımı ben bu şekilde derin dondurucuya atıyorum arkadaşlar. İhtiyaca göre çıkartıyorum. Ve çok kısa sürede buzunu çözdürmüş oluyor. Daha sonra 1 adet soğanı rendeliyorum. Rendenin ince yeriyle.
Klasik aslında anne köftesi yapıyoruz. Bir adet sarımsağım var, onu rendeliyorum. Bir çay bardağı ekmek içi. Kendim bayat ekmekleri robottan geçirmiştim. Bir adet de yumurta. Baharat olarak ben çok az kimyon, karabiber ve kekik ilavesi yapıyorum. Sizler damak tadınıza göre farklılıklar ekleyebilirsiniz. Tuzunu da ilave edip güzelce yoğurmaya başlıyorum. Ben çok az da sıvı yağ ilave ettim çünkü kıymam yağsız bir kıymaydı. Güzelce yoğuruyoruz. Eldiven kullanmadım arkadaşlar. Ellerim temiz bu arada. Sanırım her bayanın olduğu gibi, yani her mutfakta ev hanımları oldukça titizdir diye düşünüyorum. Köftenizi çok güzel yoğurun arkadaşlar. En az bir 5 dakika yoğurmanızı gerekiyor. Yoksa pişerken köfteniz, rulonuz çatlayabilir. O yüzden güzel yoğurmanız önemli. Daha sonra bir yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum. Üzerine bir yağlı kağıt daha kapatıp merdane ile böyle kare şeklinde açacağım. Ve kenarlardan sarkan fazlalıkları tekrar elimle düzeltip açıyorum. Maksat böyle kare bir şekil verebilmek. Normal klasik köfte yapmaktan inanın çok daha kolay. Ve görselliği de farklı, sunumu da farklı. Tadı müthiş zaten. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kare köftemi hazırladım. Bir kenarına böyle pişirip soğuttuğum garnitürümü ekliyorum. Ben havuç ve bezelye kullanmak istedim. İsteyenler patates de ilave edebilir. Ve buharda haşlamanızı tavsiye ederim. Çünkü gördüğünüz gibi renginden hiçbir şey kaybetmiyor buharda haşlanınca. Ve yağlı kağıdın yardımıyla böyle köftemi rulo halinde sarıyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla sarılıyor. Kenardan kaçan bezelyeleri de tekrar içeri yerleştirdikten sonra borcama yerleştirmek için rulon büyük olduğu için kenarlarını sıktıramayacaktım. O yüzden 2 adet yağlı kağıdın ortasına gelecek şekilde köftemi yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Ve şimdi gayet normal bir şekilde rulomu sarıyorum. Çok gevşek sarmayın arkadaşlar. Çok aşırı sıkı da sarmayın. Kenarları güzelce büzüştürüyorum. Kapatıyorum. Maksat içerisine hava girmesin. Büyük boy borcamıma yerleştiriyorum ve 200 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve yaklaşık 40 dakika pişiriyorum arkadaşlar. 40 dakikanın sonunda fırından çıkartıyorum. Kenarlarından artık yağları sızmaya başlamış gördüğünüz gibi. Şimdi iki ucundan da tutup dikkatli bir şekilde yağlı kağıdını çıkartıyorum. İçerisindeki yağlı suyu da içine bırakıyorum. Bütün lezzeti orada çünkü. Şimdi tekrar fırına veriyorum köftemi, biraz daha kızarması için 10-15 dakika tutuyorum bu sefer. Evet, üzeri de çok güzel bir şekilde kızardı gördüğünüz gibi. Köftemiz hazır. Şimdi sosunu yapmaya geçelim. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ve bir yemek kaşığı kadar sıvı yağı tavama aldım. Bir tatlı kaşığı da domates salçası ekleyip onu güzelce bir ilk etapta kavuruyorum. Daha sonra isteyenler, elinizde varsa domates sosu kullanın. Öyle de çok lezzetli olur. Ben taze domates rendeledim. 2-3 adet domatesim vardı. Onları kabuklarını soyup rendeledim. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Bunları böyle güzelce bir pişireceğim. Domatesler suyunu salıp hafif çekene kadar. Baharat olarak da sadece tuz ve karabiberi ekliyorum arkadaşlar. Domates sosum da artık hazır. Servis tabağıma alabilirim. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Hem görseli hem lezzeti harika. Ve aslında çok kolay. Kesinlikle gözünüzde büyütmeyin. Domates sosum hazır. Şimdi köftemi servise hazır edebilirim. Borcamından iki çatal yardımıyla çıkarttım. Ve şimdi dilimleyerek
servis tabağımın ortasına yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi köftemin içi bile çok harika pişmiş. Hiç çatlama da yok gördüğünüz gibi. Böyle bir parmak genişliğinde kesiyorum köftelerimi. Sosumun ortasına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde harika pişmiş yumuşacık köftemiz. Ve kenarlarına arta kalan sebzelerimden yerleştiriyorum. Hem görselliğine renk katsın, hem lezzetli olsun sosumuz. Ekstra lezzetli, yani zaten tek başına lezzetli ama göze de hitap etsin istedim. Kalan sebzelerimi bir poşete koyup derin dondurucuya kaldırdım arkadaşlar. Bu arada pilavımı da yapmıştım. Videosunu çekmedim ama isterseniz bir dahaki menülerimde ilave edebilirim. Gereksiz video uzamasın diye pilavı nasıl yaptığımı çekmedim. Ama dediğim gibi isterseniz çekebilirim. Pilavım ayıptır söylemesi, tane tane olur. Hiç pilav konusunda mütevazi olamayacağım. Tadına bakan hayran kalıyor. Pilavda tek önemli püf noktası bana göre, tabii herkesin damak tadı farklı ama Osmanlı mı Osmancık mı öyle deniyor galiba. Baldo pirinci aslında. Ben onu kullanıyorum yıllardır. Böyle kek kalıbıma yerleştirdim ve ters çevirdim. Gördüğünüz gibi sunumu harika oldu. Çorbam da bekledi. Çocuklara birkaç kase vermiştim. O yüzden biraz eksildi. Gördüğünüz gibi asla kesilme yok. Kıvamı müthiş. Umarım bu menüyü beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Son olarak sizlere hazırladıklarımı göstereyim. Çorbamız, rulo köftemiz, pilavımız ve salatamız. Eğer isterseniz salatamı da nasıl yaptığımı gösterebilirim ileriki videolarda. Ben özel bir sos yapıyorum aslında salatamı ve çok güzel oluyor. Onu mutlaka sizlere bir dahaki videoda göstermeyi düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar herkese. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Takipte kalın.